otomobiller iyice gelişti. Karmaşıklık derecesi artarken üretim süreçleri kısaldı. Araçlara gittikçe daha çok yüksek teknoloji ürünleri yerleştirilir oldu. Telsizli hizmetlerin sayısı arttığı için antenlerin de sayısı arttı. Bu kadar çok sayıda ve çeşitli antenin kusursuzca çalışması için Bremen ve Sindelfingen testlerinde antenler için yeni test anahtarı kilide sokmadan kapıyı açmak büyük kolaylık. Otomobildeki hizmetler elbette bununla sınırlı değil. Radyo dinlemek, telefonla konuşmak, uydu sinyaliyle rotayı belirlemek, hatta televizyon seyretmek bile mümkün. Bir otomobilde artık 20'ye yakın anten saklı. Müşteri tabii ki tüm verici ve alıcıların kusursuz çalışmasını bekliyor. Bunun sorumluluğu elbette üretimde çalışanların üzerinde. Örnek Bremen tesisleri. C serisinin montajı sırasında teknisyenler kısa dalga alıcılarını kontrol ediyorlar. Test vericisi taşıma bandının yanındaki bu borunun içinde bulunuyor. Alıcı arka camdaki ısıtma teli içinde saklı. Sorun şurada. Otomobiller montaj sırasında sürekli hareket halinde oldukları için telsiz sinyali sabit değil. Çalışanlar radyonun çalışıp çalışmadığını belirleyebiliyorlar ama yayının kalitesi hakkında bir şey söyleyemiyorlar. Konudaki anten uzmanları zekice bir düşünce geliştirdiler. Test vericilerini standart bir platformun üzerine monte ettiler. Bu platformu şarj istasyonunda kurdular. Arabalar sadece burada birkaç dakika duruyor. Verici ile araç arasındaki mesafe hep aynı kalıyor. Böylece uzmanlar yayının kalitesi hakkında tam bir fikir sahibi oluyorlar. Ayrıca zamandan tasarruf ediliyor. Bu test tüm sürecin içine öyle yerleştirildi ki ek bir uğraşa gerek kalmadı. Maliyet açısından bizim için çok iyi bir uygulama. Hatalar özel olarak belirlenebiliyor. Gereçlerde sinyal dalgalanmalarına artık rastlanmıyor. Böylece zahmetli ve pahalı düzeltim çalışmalarına gerek kalmıyor. Bir diğer artı nokta, gerektiğinde bu vericiyle FM veya televizyon yayınlarını da kontrol etmek mümkün. Ulm'da daha ilerisi düşünülüyor. Araştırmacılar, üretim planlamacıları ve fabrika yönetimleriyle birlikte genişletilmiş ölçüm ve test donanımları üzerinde çalışıyorlar. Araçlardaki 1 MHz ile 300 MHz arası frekanslarla ilgili çeşitli sistemlerin sayısının artması nedeniyle testlerin daha geniş tutulması gerekiyor. Öte yandan düzgün takılmamış prizler gibi olası hataları bulmak için test derinliğinin de artırılması bir zorunluluk. Önümüzdeki yıllarda bunlara eklenecek bir diğer hizmet de dijital radyo ve televizyon. Araştırmacılar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uydu radyoları gibi her ülkedeki özellikleri dikkate almak zorundalar. Yeni test donanımının ilk sonuçları sonbaharda alınacak. Bizden bu hafta